أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله ونحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله رب وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Evet kardeşlerim, Allahu Teala nasip ederse bugünkü ders konumuz, biliyorsunuz sosyal medyada, televizyonlarda sürekli 3. Dünya Savaşı ile alakalı bazı haberler veriliyor. Aslında hem Tevrat'ın, hem Zebur'un, hem İncil'in, İncil'in ve Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala'nın gayri matluvahi dediğimiz sünneti seniye yoluyla da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sünneti yoluyla da bize ahir zamanda, kıyamete yakında, yakın bir zamanda çıkacak olan savaşlar, fitneler, fucurlar ve bu ümmetin başına getirilecek olan büyük hilelerle alakalı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok şeyler haber vermiş. Hatta bazen sahabeler şunu söylüyor. Mesela Huzeyfetul Yemani diyor ki Allahu Teala diyor Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme diyor kıyamete kadar çıkacak savaşlar, savaşları çıkaracak kişiler, olaylar, olgular, şehirler, kasabalar, en ufak ferdine kadar diyor bize her şeyi haber verdi. Her şeyi bize anlattı. Ama Allahu Teala diyor çoğunu bize unutturdu. Doğal olarak az bir bilgiyi biz bizden sonrakilere aktarabildik. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin az bilgi dediğimiz süreç, mesela Suriye, Irak ve buna benzeyen 1900, benim bildiğim 1980 sonrası bütün yaşanan olaylar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisleriyle birebir uyuşmuştur. Nebi aleyhissalatü vesselam Dicle ve Fırat'ın altından petrol çıkacak, bir hazine çıkacak. Onun üzerine bütün dünya oraya üşüşecek. Oraya giden her 100 kişiden 98'i öldürülecek. O güne varan oradan bir şey almasın. Yani burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu ümmete kurulacak fitnelerin, oyun ve hileleri anlatıyor. Ama maalesef bu ümmet, bu ümmetin evlatları kendilerini ilme vermedikleri için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini güzel bir şekilde takip edip öğrenmedikleri için hep bu pusulara, bu hilelere düştüler. Düşünebiliyor musunuz? Biz daha önceki derslerimizde mesela havarişlerle, haricilerle, tekfirle alakalı dersler verdiğimiz zaman ben size ne dedim? Dedim ki Muhammed bin Selman çıkıp bütün dünya televizyonlarının önünde açık ve net olarak dedi ki batılı dostlarımız, batılı dostu dediği ben size söyleyeyim. İngilizler, Amerikalılar ve Siyonizm, Yahudiler. Bunlara 3. Dünya Savaşı'na veya Armageddon dediğiniz veya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Melhame-i Kübra dediği büyük savaştan önce bu ümmeti parçalama, bölme, cemaatsiz, yapısız, öndersiz, lidersiz bırakma stratejisi olduğunu adam ağzıyla itiraf etti. Sonuç itibariyle bugün elle tutulur bir İslami yapı kalmadı. Bu 1980'larda, 90'larda, 2000-2000 süresi sonrası süreçlerde sürekli büyük yapıların, muazzam oluşumların parçalanmaya başladığını, yani böyle bir binanın kolonları çürümeye başlar da her tarafından parça atar, o şekilde cemaatlerin parçalandığını, ufaldığını ve yavaş yavaş marjinalleştiğine biz şahit olduk. Bunun temelinde ne vardı? Suudi menşeli haricilik hareketleri vardı ve bunda başarılı oldular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu sahih rivayetlerinde açık ve net olarak diyor. Ahir zamanda diyor bütün dünya diyor açların tabaklara yani yemek kaplarına üşüştükleri gibi küfür üzerinize üşüşecek. Bütün dünya müstekbirleri bir taraftan Hindular, bir taraftan Hristiyanlar, bir taraftan Zerduşlar, bir taraftan Deistler, bir taraftan ateistler, bir taraftan içimizdeki mankurtlar, mülhitler, inançsızlar, dinsizler, deistler ne derseniz her taraftan bu ümmete üşüşeceğini ve Müslümanların tarumar edileceğini söylüyor. Hatta sahabe diyor ki ya Resulullah o gün bugünkü gibi az mı olacağız? Yani ancak az oluruz bu kadar zulüm, bu kadar oyun ve komplo olarak kurban gideriz deyince bilakis o gün çok olacaksınız ama denizin köpükleri gibi paramparça olmuş olacaksınız. O parçalanmayı sağlayan şeyin temelde haricilik hareketleri olduğunu açık ve net olarak gördük. Bütün girişimler sürekli ümmete yönelik. Hatta haricilik derken biz sadece ehl-i sünnet ve cemaat içerisindeki hariciliği zikredersek biz bir hata etmiş oluruz. Burada haricilik derken hem ehl-i sünnet ve cemaat içerisinde tevhide kendini nispet eden veya telefi dediğimiz gruplar hem de öbür taraftan Şia'nın içerisinde ve Şia'nın ehl-i sünnet ve cemaat içerisinde la şi'iye, la suniye, İslamiye, İslami söylemleri altında ümmetin parçalanması, Müslümanlar içerisinde mealist fikirlerin
tabiri caizse bunları oryantalist dediğimiz o akımları İslam ümmeti içerisine koyarak hem sahabeyi hem sünneti itibarsızlaştırıp kendi uyduruk 12 imam inancını bu ümmete dayattırdılar. Bunda başarılı oldular mı? Kısmen olmuşlardır. Çünkü var olmadıkları yerlere de yavaş yavaş Şia'nın kök saldığını, bir taraftan Siyonizmin, öbür taraftan Amerika ne kadar onlara düşman da gözükse İran'ın önünü açtıklarını, Lübnan, Suriye, Irak ve tabiri caizse Yemen'i tamamen Şia'nın kontrolüne verdiklerine biz birebir şahit olduk. Eğer bunlar gerçek anlamda Amerika'nın, Siyonizmin düşmanları olsaydılar kesinlikle ve kesinlikle buna müsaade vermezler. Demek ki danışıklı dövüş, beraber iş görmeler, ben sana vurayım, sen bana vur stratejileriyle ne yapıyorlar? Bu oyunları oynadılar. Doğal olarak küfür şunu çok iyi biliyor. Şia'yı her şekilde terbiye eder, her istediğini ona yaptırır. Ama ehli sünnet ve cemaat Kur'an ve sünnette samimi bir şekilde bağlı bulunan bir İslami yapıyı ve oluşumu terbiye edemeyeceğini bilir. Bunu geçmişte Hasan el-Benna'da ve daha nice İslami kıyam hareketlerinde görmüş, yaşamışlardır. Onun için Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Melhame-i Kübra'nın, yani bugün adıyla, tabiriyle güncel olarak kullanılan 3. Dünya Savaşı sürecinin bir insan kıyımına sebep olacağını söylüyor. Bugün geldiğimiz teknolojik boyutu da göz önüne getirirseniz sadece nükleer silahların patlamasıyla milyarlarca insanın yok olmasına yetecek bir savaş sürecinden bahsediyor. Hatta melhame kelimesi lahm dediğimiz etten türemedir yani. Et kıyımı, insan kıyımı. Yani düşünün ki bir hayvanı alıp kıyma makinesine vurduğunuz zaman nasıl paramparça ediyorsa öyle bir savaş düşünün ki insanlar paramparça edilecek. İşte o da bugünkü teknolojik boyutta geldiğimiz şu durumda göz önüne getirdiğimizde bunun ne kadar yerinde bir isim olduğunu ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem artık Allahu Teala gayri matlu vahide nasıl bir şey göstermişse, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl bir sahne gözünde canlanmışsa onu birebir bize ne yapmıştır? Anlatmış bu savaşın ismini, insanların kıyımı, insanların soykırıma uğrandığı bir savaş süreci olarak tarif ediyor. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu süreci de bize net olarak anlatmıştır. Yani bugün mesela Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah bin Busur'un radıyallahu anh'ın anlattığına göre Allah'ın Resulü şöyle diyor. Diyor ki Melhame-i Kübra ile Konstantinye'nin fethi arasında 6 ay vardır. 7. ayında ise Mesih Deccal çıkacaktır. Bunu Ebu Davud'un Melahim, yani kıyamet sürecinden önce çıkacak olan savaşlarda, bu savaşların neticesinde bu ümmetin zaferler de elde edeceğini ama çok büyük bir yıkıma da bu ümmetin maruz kalacağını, mesela bugün biz Gazze sürecini görünce 7-8 aydır her gün izliyoruz. Siyonizmin ve dünyadaki emperyal güçlerin nasıl vahşice o Müslümanlara zulmettiklerini, direnen mücahitlere boyun eğdirtmeyince mazlum mustazaf insanlara yönelip onları öldürmekten tereddüt etmediklerine birebir biz şahit oluyoruz. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şunu söylüyor. Diyor ki Melhame-i Kübra, Konstantinye bugünkü işte içinde bulunduğumuz İstanbul şehridir. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Konstantinye fetholunacaktır demiştir. Bununla alakalı rivayetler var. Ama sahih olan rivayetlerde ne diyor? İki sefer fetholunacak diyor. Yani bir sefer değil. Birincisini Fatih Sultan Mehmed Han ve İslam orduları Konstantin'i fethetti. İslam'la şereflendi. 1923'te şeriat yıkıldı. İslam devleti lağvedildi. Yerine bizi yenenlerin kanunları ve batıl kanunları, küfür dini ne yapıldı? Bu halka Müslümanlara dayatıldı. Doğal olarak İslami bir ahlak çöküşü, ailevi bir çöküş, din olarak dediğimiz bütün erdemler bu toplumdan koparıldı. Toplum ahlaksızlıkta sınır tanımayacak duruma getirildi. Doğal olarak burada bir yıkım, şehrin İslam'ın elinden alınması neticesinde tabir caizse İslam bol olmuş, küfür bol yani. Artık o hale tersine işlemiş ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Melhame-i Kübra dediğimiz büyük savaşın neticesinde Konstantin'in fetholunacağını, Konstantin fetholunduktan 7 ay sonra Deccal'in zuhur edeceğini söylüyor. Mesela sosyal medyaya baktığınızda o kadar çok cahil bir Müslüman topluluğu var ki her tarafta bir Mehdi var. Ben diyebilirim ki Türkiye'nin 82 ilinde 82 tane Mehdi var. Bazı illerde birin üstünde var. Ve her birinin etrafında 100-200 tane saf adam toplanmış onun Mehdi olduğuna inanıyor. Mehdi olduğuna inanıyor. Ben de diyorum ki mübarekler, hiç mi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine müracaat etme, sünneti tahlil etme, sünnetin hükümlerini, Allah'ın Resulü'nün söylediği bilgileri göz önüne getirmeyi basmıyor. Birincisi, Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet savaşının vuku bulacağını,
ve bu kıyamet savaşında bu ümmetin üçe bölüneceğini, üçte birinin muzaffer olacağını, çok az bir toplumun zaferi elde edeceğini, üçte birinin Allah yolunda şehit olacağını, üçte birinin de öyle bir yani küfre, kafirlere meylettikleri için Allah kıyamete kadar da onların asla tövbesini kabul etmeyeceğini söylüyor. Helak olacaklarını söylüyor. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu söylediği zaman bu ümmet bugün 1,5-2 milyardı. Düşünün ki 2 milyarın neredeyse 600-700 milyonunun şehit olacağını söylüyor. 100-200 milyonu eğer muzafferse o kadarı da ihanet içerisinde olacak. Sonuç itibariyle İslam galip gelecek. İsa aleyhisselam bugünkü Beyaz Minare dediğimiz Mescid-i Aksa'ya, Kudüs'e inecek. Ve İslam sancağı bugünkü Şam topraklarında Deccal'in ölümüyle yeryüzünün en müstekbir kafirleri, bugünkü Siyonizm ve onlar Hristiyan uzantıları ve içimizdeki defşirilmiş hainlerin helak olup yok olacağı süreci Şam'da, Dabık'ta başlayacağını hem Kur'an-ı Kerim söylüyor hem Tevrat İncil söylüyor. Onun için onlarda Mogida dağı dedikleri bugün Şam'ın bugün kuzeyi yani Türkiye yakın olan bölgelerde ismini Amik Ovası diyoruz ya, Adana'dan Hatay ve Suriye içlerine kadar uzanan bu bölgenin kıyamet savaşının vuku bulacağı yerdir ve büyük savaşın bu coğrafyada tabiri caizse yani dünyanın merkezi kabul edilen Orta Doğu 3. Dünya Savaşı'nın merkezi gözüküyor sahih rivayetlerde ve burada olacak olan kıyım Siyonizmin planında şu var. Siyonizm bizi yok edecek, sonra da vaat edilmiş topraklara oturacak. İnsanları birbirine kırdırtacak, Müslümanlar bir şekilde yok edilecek, Suriye, Arap, anlıyorsunuz Ürdün, Suudi'nin bir kısmı, Mısır'ın bir kısmı, Türkiye'nin doğu ve güneydoğusu boşalmış, insansızlaşmış bir şekilde büyük bir kıyımdan geçirilmiş. O boş topraklara İsrail vaat edilmiş topraklar düşüncesiyle yerleşmenin hesabını yapıyor ve bu savaşın fitillerini bile bile atıyor. Yani bugün Gazze'de başaramadığı beceriksizliğinin yönünü Lübnan'a, Lübnan'dan Suriye'ye, Suriye'den oraya çevirmesinin amacı nedir? Bir şekilde bütün müttefikleri ve düşmanları oraya çekip bir savaşa sebep olmak. O savaşta da kaybetmeyen tek tarafın Yahudiler olduğunu kendi mantıkları icat ettiği inat cevapları var. Hatta onların şöyle bir kehanet anlayışı var. Onlar diyorlar ki Armageddon dediğimiz zaman Yahudiler ve Hristiyanların bazı toplulukları kıyamete yakın bir dönemde İsa Mesih'in yeryüzüne ineceğini ve onların kutlu devletini, Yahudilerin vaat edilmiş büyük İsrail devleti, Hristiyanların işte cennet krallığı dediği o büyük devleti kuracağına inandıkları coğrafya olarak Mezopotamya, Orta Doğu olarak zikredildiği için onların şöyle bir anlayışı var. Dünyayı küfre, ateizme, mülhitliğe, deizme, fitneye boğduktan sonra Allah-u Teala'yı tabi onların tabiriyle Tanrı'yı kıyamete zorlamak diye bir teorileri var. Bunu neyle yaparlar? Terörizm, kan akıtmak, cinayet, vahşet, zulüm, istibdat, her türlü kötülükle. Bugün İslam coğrafyasında, af buyurun çok özür diliyorum, homoseksüellik, lutilik, ondan sonra Kürtçe tabiriyle kuneklik ne diyorsanız bunun yayılma sebebinin altında gidin Siyonizm'in parmağı var. Dünyada her türlü fuhuş pisliğin altında onlar var. Dünyada bütün silah sermayesinin arkasında onlar var. Dünyada var olan bütün eroin, kokain, bahis ne derseniz pisliğin altında onlar var. Hatta ben size bir şey söyleyeyim. Gazze'de şehit olan, kaçırılmış, işkenceyle öldürülmüş Müslümanların çoğunun organları dağılmıştı. Yani bunlar ortaya çıktı. Çünkü dünyadaki en büyük organ mafyası gene Siyonizm'in elinde. Doğal olarak bunların böyle bir düşüncesi var. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de Müslümanları bu konuda ihtar ediyor, uyarıyor. Diyor ki Melhame-i Kübra ile Konstantiniyye'nin fethi arasında 7 ay vardır. Yani İslam bir daha bu topraklara hakim olacak. Hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mehdi'nin öncü kuvvetlerinin buradan bugünkü Şam toprakları Dabık'a doğru gittikleri zaman çünkü Konstantin fetholunmuş, İslam hakim olmuş. Mücahitler kılıçlarını zeytin ağaçlarına, zeytin ağacı derken burada bir sembolik bir manası vardır. Zeytin barış anlamına gelir. Yani illeti yalancı bir barışın eseceğini arkasından Deccal'ın zuhuru haberi gelecek. Onlar bugünkü Şam tarafına vardıklarında tabiri caizse saflarını aldıklarında İsa Mesih'in ve Mehdi Aleyhisselam onlara ulaşacağını rivayetler soruyor. Onun için Ebu Davud'un Melahim'de geçen Tirmizi'nin Fitan 58'de geçen rivayetlerde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Melhame-i Kübra, Konstantin İstanbul'un fethi ve Deccal'ın ortaya çıkması olaylarının hepsi 7 ay içerisinde meydana gelecektir. Ard arda. Zaten kıyameti Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tarif ettiği zaman ne diyor? Diyor ki bir
bir tesbih düşünün diyor, imame koparıldı ve taneler dökülüyor. Aynen ardı arkasına kıyamet süreci başlayacak ama bir anda başlayacak. Onun için yani mesela bir adam dese ki Hazreti Mehdi doğmak üzere veya Mehdi yaşıyor dediğinde bu adam kehanette bulunuyor. Neden? Çünkü Mehdi Aleyhisselam'ın zuhuru da kıyametin büyük alametlerindendir. Aynı keza Mehdi Aleyhisselam'ın zuhuruyla bugünkü Suudi devletinin yıkılıp hatta hadislerde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bahsediyor yani önce Arapların İslam'a yani Mehdi'ye teslim olacağını, arkasından işte Kürtlerin, Farsların ve Türklerin ve diğer toplulukların işte bugünkü tabir caizse Bizans dediğimiz, Roma dediğimiz yani Hristiyanları temsil eden o devletin, o toprakların da bu şekilde fetholunacağını haber veriyor. Onun için Allah'ın Resulü Abdullah bin Busur'dan, Muaz bin Cebel'den ve Ebu Hureyre'den gelen üç rivayette de böyledir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Melhame-i Kübra dediğimiz kıyametin büyük savaşı gerçekleşti. Müslümanlar ve küfür savaştı. İslam galip geldi, küfür yenildi. Arkasından yani Hristiyanların zayıfladığı Yahudilerin darbe edi. Çünkü sonuçta Resulullah aleyhissalatü vesselam ne diyor? Diyor ki öyle bir dönem gelecek. Aslında zikrettikleri bu Melhame-i Kübra'dır. O büyük kıyımda Yahudilerin öncülük yapması, bu savaşı çıkarmaları yüzünden artık Allah'ın arşı titreyecek. Yeryüzü, bütün canlılar dile gelecek. Artık her şey onlara hedef gösterecek. Bizim Gazze'de gördüğümüz Melhame-i Kübra'nın yanında bir hiç. Yani öyle bir düşünün, bir hiçtir. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özellikle Kıyamet Savaşı'nın ismini Melhame-i Kübra olarak zikretme sebebi öyle sıradan bir anlamı yoktur. Eğer bugünkü o kelimenin kökenine inerseniz yani bir kıyımdan ama öyle bir kıyım ki yeryüzü ete doyacak. Yeryüzünün her tarafı kan ve insan parçalarıyla dolacak. Yani öyle bir savaştan bahsediyoruz. Sıradan bir savaş değil. Onun için 3. Dünya Savaşı dediğimiz bu savaş bugün içinde Çin'in, Rusya'nın ve müttefiklerin, NATO'nun, Amerika'nın ve Siyonizm'in bulunduğu bu topluluğun birbirine girip tabiri caizse birinin düğmeye basmasıyla beraber dünya nüfusunun yarısının yok olması demektir. Ondan dolayı gerçekten bunlar hepsi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın Resulü olduğunu, bir peygamber olduğunu, gaybtan Allah tarafından kendisine illerde olacak olan şeylerin gıdım gıdım, aşama aşama, merhale merhale haber verildiğini, her ne kadar zaman tayin etmemişse, ne zaman olacağını zikretmemişse de Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu ümmet için çok büyük fitnelerin, çok büyük kaosların, çok büyük kıyımların, harcımaşların olacağını, ölenin öldürenin ne için olacağını, bir taraftan ırkçılığın, tabiri caizse milliyet ve asabiyet davalarının öbür taraftan mülhid, ateist, dinsiz, öbür taraftan İslam ümmeti içerisinde sapık fikirlerin ve ideolojilerin toplumlara dayatılması neticesinde Müslümanların tarumar edileceğini, paramparça edileceğini söylüyor. Hatta Sahih Müslim'de geçen ki sahih bir rivayette Ebu Hureyre diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize bir şehirden bahsetti. O günkü Doğu Roma İmparatorluğu'nun başkenti. Bazı alimler diyorlar ki Konstantin'den kast olunan işte filan yerdekidir ama genel cumhura göre Konstantiniyye dediğimiz tek bir şehir vardır. O da en meşhuru Konstantinopolis diye geçer. Yani bu Hristiyanların Doğu Roma İmparatorluğu'nun başkenti bugün içinde bulunduğumuz İstanbul şehridir. Doğal olarak burada vuku bulacağını hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Ebu Hureyre peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize bir şehirden bahsetti. Dedi ki üç tarafı sularla kaplı, bir tarafı karayla kaplı, karaya bağlı bir şehir. Bugün eski İstanbul'u göz önüne getirirseniz şöyle görün. Haliç, Boğaz ve Marmara. Doğal olarak üç tarafı denizle kaplı, tek bir tarafı surlarla karaya bağlı Konstantin şehridir. Ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam birebir hadislerde onu zikretmiş. Görmemiştir. İstanbul şehrini görmemiş ama özelliklerini tarif etmiş. Ne demiştir? Bir tarafı karada, diğer tarafları denizde olan bir şehir hiç duydunuz mu diye sordu. Ebu Hureyre diyor ki oradakiler evet ey Allah'ın Resulü bu şehri duyduk. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ben İshak'tan, İshak oğullarından 70 bin kişi bu şehre sefer tatbik etmedikçe kıyametin kopmayacağını söylemiştir. Şimdi şöyle bir şey var. İshak oğulları dediğiniz zaman ben İshak. Şimdi Araplar için Hazreti İsmail'in soyu oldukları için onlara ben İsmail diyorlardı. Ama İshak oğulları bugünkü tabirle bakacak olursanız Yahudiler zikrediyor. Ama Yahudilerin İslam'la hiç şereflenmediğini ve şereflenmeyecekleri de açık ve nettir.
Doğal olarak Ben İshak dediğimiz Hazreti İbrahim Aleyhisselam içinde bulunduğu toplum ve kavmin ismidir. Yani nasıl size tarif edeyim? Hazreti İbrahim Aleyhisselam hangi millete mensuptu? Kürtlere mensuptur. Hazreti İshak ve İsmail aslında köken olarak Kürttüler. Ama sonradan biri Arapların atası, biri Ben İsrail'in yani Yahudilerin atası olmuştur. Ve burada da zikredilen İshak oğullarından 70 bin kişinin Konstantinye'yi fethetmesi, fethetmedikçe kıyamet kopmaz demesi de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem daha büyük bir mucizesidir. Neden? Bugün dünyada Kürtlerin en yoğun yaşadığı şehir İstanbul'dur. Ve neredeyse nüfusları 6-7 milyona dayanıyor. Ve hatta şöyle de size söyleyebilirim. Dünyanın, Kürtlerin yaşadığı en büyük metropol de İstanbul'dur. Çünkü en büyük nüfusa burada sahipler. Ve doğal olarak bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ne kadar meselelere vakıf olduğunu ortaya koyacak bir rivayet. Belki bunu söylediğimizde bazılar diyecek ki ya öyle şey mi olur? Ama Yahudiler değilse kimdir? O doğal olarak Hazreti İbrahim'in çocukları ve onun mensubu olduğu Kürtlerdir. Bak ne diyor Resulullah aleyhissalatü vesselam? 70 bin kişi bu şehre sefer tertiplemedikçe kıyamet kopmaz. Askerler şehre gelince konaklarla, ancak silahlarla savaşmazlar. Tek bir dahi ok atmazlar. Sadece la ilahe illallah ve Allahu Ekber diyecekler, şehrin bir tarafı düşecek, bunu 3 sefer tekrar edecek, şehri fethedecekler. Yani aslında baktığınız zaman demek ki Merhame-i Kübra'dan sonra İslam galip geleceği için, bu coğrafya tamamen İslam'a teslim olduğu için şehrin savaşsız fethedileceğini, çünkü Fatih Sultan Muhammed Han 52 gün mü İstanbul'u kuşattı ve ağır toplarla vurdu, surları devirdi, öyle şehri fethetti. Bir de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hadislerinde 2 sefer fetholunacak, biri silah ile, silah zoruyla fetholunacak. İkincisi ise aynen bu tarifte edildiği gibi halkın kıyamıyla İslam'ın hakim olmasına sebep olacak bir sürecin gerçekleşeceğini söylüyor. Mesela düşünün ki İran'da Hümeyni bir devrim yaptı. Halk sokaklara döküldü. Silah sıkmadan İran'da şahı devirdiler. Demek ki böyle bir halkın tutumu, böyle halkın bir tutumu, bir mücadelesi neticesinde İslam'ın yeniden bu coğrafyaya hakim olacağını, bunda öncü halkın da bunlar olacağını söylüyor. Sonra Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki bunlar 3 sefer dedi. Onlar kapılar açılır, orası fetholunur, şehre girer, şehrin ganimetlerini toplar. Ganimetler aralarında taksim ederlerken yanlarında bir münadi çağırıcı gelir. Deccal çıktı diye bağırır. Askerler her şeyi bırakıp geri dönerler. Müslüm'ün Fitan 78'de. Doğal olarak her şeyi bırakıp döndükleri yer neresidir? Şam topraklarıdır. Bugün adını Dabık dediğimiz, Elbab dediğimiz, anlıyor musunuz? Suriye'nin kuzey kısmı zikredilen noktadır. Oraya Müslümanlar geleceğini söylüyor. Hatta İmam Nebevi Kadı İyad'dan aktardığına göre şöyle demiştir. Sahih Müslüm'de nushaların hepsinde bu askerlerin İshak oğulları olarak zikredilir. Yani Ben İshak olarak zikredilir. Ancak bazı alimler göre esas mahfuz ve maruf ezberlerden yer alan meşhur olan şekli ise bunların İsmail oğlu olduğu görüşünü savunmuştu. Ama gene de alimler demiştir bu imkansızdır. Zikredilen İsmail oğulları değildir, tamamen İshak oğullarıdır. Neden İshak oğullarıdır? Çünkü demişlerdi ki hiçbir lafızda İsmail oğlu geçmez. Eğer İsmail oğulları deseydi o zaman Arapların şerifetinden bahsedecektik. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zaten Mehdi aleyhisselam ortaya çıkmış. Bugünkü doğduğu El-Medine'dir. Yani peygamber şehri dediğimiz Medine-i Münevver'dir. Orada dünyaya gelecek. Bu Kabe'de, düşünün ki Haccül Ekber'de, hatta bir caizse Makam-ı İbrahim'le Hacer-ül Esved arasında o noktada ümmetten biat alacak. Bugünkü o Suudi yöneten diktatör yönetimin yıkılacağını, bu halkıyla Müslüman toplumla beraber fethe başlayacağını, Deccal ile bugünkü Dabık dediğimiz şehirde karşılaşacağını, hatta ilk fethedeceği yer, sonra ümmete başkent ilan edeceği şehir, Mescid-i Aksa'nın içinde bulunduğu Kudüs şehri olarak bahsedilir. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın ve İsa Aleyhisselam'ın fethettiği ve neticeyle, itibariyle o bizim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve dört sahabe dediğimiz Raşid Halife döneminde kurulmuş olan İslami yönetimin aynısını kuracak ve 40 yıl boyunca İsa Aleyhisselam'ın yöneteceğini, ama fethiyle beraber Mehdi Aleyhisselam'ın zuhuru, yani mücadeleye başlaması ile fethin gerçekleşmesi, vefat etmesi 7 ve 8 yılı bulmayacak. Bu sahih rivayetlerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde zikrediyor. Ama gene de şöyle diyor İmam Nebevi,
Yani her ne kadar bunlar söylense de gerçek olan onların İshak oğullarından, ben İshak'tan bir topluluk olmalarıdır. Hatta Ebu Hureyre radıyallahu anh diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu, Müslümanlar Yahudilerle savaşmadıkça kıyamet olmaz. Mutlaka bu ümmet Yahudilerle savaşa tutunacak. Hatta Allahu Teala İsra suresinde 4 ve 8. ayet-i kerimede Yahudiler yeryüzünde ikinci defa iktidar. Bak, dikkat ederseniz devlet kurmuşlardır. Ama dünyada iktidar oldukları iki dönem vardır. Biri Hazreti Süleyman aleyhisselam dönemidir. Dünya iktidar oldular. Hazreti Süleyman'ın yani devleti hiçbir benzeri olmayan bir devleti. Sonuç itibariyle biz az buçuk biliyorsak Hazreti Süleyman aleyhisselam Allahu Teala meleklerle ve var olan bütün canlılarla desteklediği bir devletti. Öyle şaşalı, öyle muhteşem bir devletti ki hangi kral Hazreti Süleyman'la karşılaşsa onun haşiyetinden, haşmetinden, onun izzetli duruşundan etkilenmiş, Müslüman olmuş, devleti ona katılmıştır. Onun için zaten Yahudilerin ard-ül mevut dedikleri, mevut dedikleri vaat edilmiş topraklar Hazreti Süleyman döneminde diğer kavimlerin ve kabilelerin ve halkların Müslüman olup, İslam'la şeriflenip Hazreti Süleyman Aleyhisselam'a tabi olup devletlerini ona katması neticesinde bu büyük geniş topraklara sahip olmuşlardır. Bugün Yahudiler diyor ki Tevrat'ta zikredilen bu topraklar yeniden alınacak. Peki bu topraklar ne şekilde yeniden alınabilir? Ancak 3. Dünya Savaşı çıkarılarak. Her zaman ben söylüyorum. 1. Dünya Savaşı Siyonizmi çıkardı bir savaştır. Hatta hepimiz biliyoruz tarih kitaplarında 2. Abdülhamid Han'ın huzuruna bir gazeteci geliyor. Tuhudem Harz isminde bir Yahudi gazeteci. Ve Osmanlı'ya ne diyor? Diyor ki bize Kudüs ve civarında toprak ver. Biz Osmanlı'nın iç ve dış bütün borçlarını kapatalım. Devleti tertemiz edelim, seni destekleyelim, güçlendirelim ama bize orada toprak ver. Yani bizim devlet kurmamızın önünü aç. Abdülhamid Han kabul etmedi. Bu da Osmanlı'nın yıkılma sürecini başlattı. Yıktılar. Savaşın çıkarılma sebebi budur. Kesinlikle ve kesinlikle kim ne derse desin, 1. Dünya Savaşı'nın amacı Osmanlı Devleti'nin parçalanıp, Müslümanların parçalattırılıp Suni devletlere ayrılma süreciydi. Bunu başardılar. Tarih boyunca Filistin isminde bir devlet yoktu. Hiçbir zaman Filistin isminde bir devlet olmadı. Suriye isminde bir devlet olmadı. Irak isminde bir devlet yoktu. Libya, Ürdün, Tunus, Fas, Cezayir diye bir devlet hiç olmadı. Bunlar bölge isimleriydi. Bunlar bunları böldüler. Başlarına kuklaları, satılıkları, kendi izzetini paraya tercih edecek, halkını iki kuruşa satacak satılık yöneticilerle donattılar ve çoğunun da başına Yahudileri soktular. Ve bu Yahudiler seyit gözüken adamlardı. Irak'ın, Ürdün'ün, oran bugün Kral Abdullah, bu şu anda Ürdün kralı var ya, onun dedesi bile haindi. O bile ihanet etti Mescid-i Aksa'ya. Onun babası Abdullah da ihanet etti. O da aynı köpek ihanet etmeye devam ediyor. Hatta son o tabiri caizse Rafa bölgesinde o çadırların yakılıp 200'ün üzerinde insanın katledilip 4 tane rehinenin kurtarıldığı operasyonda Ürdün istihbaratının parmağı vardı. Yani adam, yani çok özür diliyorum, insan görüntülü o hayvan gidip de uçaktan kendi halkını, kendi Filistin halkını üzerine paraşütle 100 kiloluk gıda kolileri atıp onlara hayvan muamelesi yaptığı zaman bunu da bir şeref gibi sosyal medyaya paylaşan bu aşağılıklar her ne kadar görüntüde öyle gözükseler altta tamamen Siyonizmin köpekleridir. Hepsi ya. Bugün 56 İslam ülkesi varsa, toprağı varsa, coğrafyası varsa istisnasız hepsi Siyonizm uşağıdır. Hepsi. İran'da içinde. Bizimkiler dışında değil yani. Herkes onlardan korkuyor ve onlara boyun eğmek zorunda. Çünkü iç ve dış bütün her şey güç iktidar onlarda. Dünyanın efendisi onlar. Başka kimse değil. Doğal olarak istedikleri gibi at koşturtuyorlar. Ve bu bugün de mesela Filistin diye bir devlet kurdular. İngilizler orayı işgal etti. Bak ne yaptılar 2. Dünya Savaşı sürecinde. Filistinlerin evleri basıldı. Tüfekleri, silahları, mermileri, mühimmatları, çerleri, çöpleri, okları, yayları bile varsa toplatıldı. Ama Siyonistler eğitime tabi tutuldu. İngiliz ordusu Filistin coğrafyasına çekildiğinde bütün devletin mühimmatları, tankları, topları, uçakları, helikopterlerine kadar hepsini Yahudi, Hagana, Magana çeteleri vardı. Yahudilerin grupları vardı. Onlara devrettiler, onlara eğittiler, onlara devletleştirdiler. İngilizler Filistin'den öyle çekildi. Sonra dünyaya ne haber verdiler? Dediler ki Filistinler topraklarını sattı, onlar da aldı. Kendi babaları onlara ihanet etti. Yok şöyle yaptılar. Bizim bile hala faşist olan, hem Kürtler içerisinde hem Türkler içerisinde faşist, ırkçı olan, kuru kafacı olanlar, dili ve rengi ve kanı kutsayanlar ne diyorlar? Diyorlar Filistinler kendi topraklarını satmasın. Ama bilmedikleri bir konu var. Bir gün onların toprakları da Siyonizmin göz diktiği topraklardır.
Onlara da diyecekler, siz de sattınız, bizimkiler az mı sattı? Belki bugüne kadar satılmış konutlar Yahudilere satılmış. Biz nereden biliyoruz? Sonuçta paravan şirketler üzeri bu mallar ve bu mülkler ediniliyor. Acaba Haran'da ne kadar Yahudi toprağı var? Biz onu da bilmiyoruz. Örnek vereyim yani. Doğal olarak bunlar bu şekilde sistemlerini işlettiler. İkinci Dünya Savaşı'nı Hitler çıkardı. Herkes biliyor ki Hitler Polonya Yahudisidir. Yahudiydi yani. Ve çok garip bir şey. Bugün Alman sanayisi hala Yahudilerin elinde. Hatta bak düşünün ki bir Fransız filozof bir kitap yazdı. Gizli Dünya Devleti diye. Bu kitap dünya genelinde yasaklandı. Çünkü bu kitap bugün Siyonizmin gizli devletini anlatıyor. Dünyayı nasıl yönettiklerini, ülkelerdeki büyük şirketleri nasıl battırıp gasp ettiklerini, insanların mallarına nasıl çöktüklerini, her pisliği nasıl çevirdiklerini, devletleri nasıl yönettiklerini, nasıl savaşlar çıkardıklarını, nasıl işgaller gerçekleştirdiklerini adam birebir anlatıyor. Adam dünya genelinde yasaklandı, o kitabı bulamıyorsun. Basanlar da barkodsuz basar diyor yani. Adam niye? Çünkü gerçekten öyle. Bakıyorum, orada anlatılan her şey doğru. Ya Hitler dediğimiz sözde Avrupa'da milyonlarca Yahudi götürüp gaz odalarında sabun yapmış, sanayi yapmış, margarin yapmış diye anlata anlata bitiremiyorlar. Ama kimse Çingenelere yapılan soykırımdan bahsetmiyor. Milyonlarca Yahudilerin 3 katı Çingene Avrupa'da öldürüldü. Milyonlarca Çingene'yi Hitler götürüp yok etti. Çünkü Hitler kuru kafacı, ırkçı bir adamdı. Doğal olarak Yahudilere dokunmadılar. Ve Yahudilerin bugünkü gizli yapısı olan bir tarikat kabul edilen Siyonizm, o dönemde de söylediği bir söz vardır. En iyi Yahudi ölü Yahudidir. Buradaki en iyi Yahudi ölü Yahudidir'den kastın nedir? Yani bir Yahudi eğer Siyonizme hizmet etmiyorsa, İsrail devletini ve halkını yöneten gizli o tarikata hizmet etmiyorsa ölmesi yaşamasından iyidir. Hatta İsrail devleti bunu da birebir Siyonizm pratikte gösterdi. Niye gösterdi? Düşünün ki bu Aksa Tufanı operasyonu başladı. Bunlar karakolları bastı, yüzlerce asker kaçırdı. Onlar ta Gazze'den 6-7 kilometre ötedeki festival alanında kimse rehin alınmasın diye İsrail 600'ün üzerinde kendi insanını öldürdü. Onunla yetinmedi, tespit edebildiği her rehineyi öldürdü. Hiç de gizlemedi. Çünkü onlarda ne vardır? Onlarda Hannibal teorisi vardır. Yani bir Yahudi düşmanın eline düşecekse bizim elimizde olsun. Çünkü din imanları yok. Ya, Siyonizm dini yok yani. Siyonizm sümaşa kendini Allah'ın üzerinde görüyor. Ki zaten kibirleri, Netanyahu tutumları bunu net gösteriyor yani. Çok vahşi, ırkçı bir din anlayışları var ve kesinlikle acıma yok. Yani ben şeyi hatırlıyorum. Bunların kutsal metinleri vardır. Bir Tarot dediğimiz Tevrat var. Bir de onların Talmud dedikleri kutsal metinleri vardır. Şeriat kitapları var. Orada diyor ki bir Yahudi olmayan birini boğulurken görürsen diyor, sakın kurtarma diyor. Bak sakın kurtarma. Eğer kurtulursa da boğma diyor yani. Bu onların en merhametli boyutları, en merhamet ettikleri yönleri. O kadar ki Yahudiler vahşi yani. Kısaca. Hatta Tevrat'ta biz geçmişte onunla alakalı videolar yaptım. Yahudilerin Tevrat'ta, Tarot'ta ve Yaşaya kehanetleri ve bunlarla alakalı bilgilerini okuduğumuzda ne kadar vahşi bir inanca sahip olduklarını gördük. Hazreti Musa aleyhisselam'a atfettikleri rivayetlerde bile Musa ordusunu başkomutanına fırça atıyor. Diyor ki sen nasıl diyor Filistinlerin diyor çocuklarını, kadınlarını, erkeklerini, koca görmüş kadınlarını, hamilelerini, eşeklerini, koyunlarını katletmedin diyor ya. Öldür onları diyor, kızları tek bize sağ getir. Bu onların anlayışı, bu Tevrat'a koydukları, tahrif ettikleri, muharref Tevrat'a, Tarot'a koydukları inanç yapılarıdır. Ve bu inancın gereğidir. Ben size bir şey söyleyeyim. Aksa şu anda Gazze'de 8 aydır insanlar öldürülüyor. Ben size yemin edebilirim. Yani dünyada 15-20 milyon Yahudi varsa 300 bini buna üzülmüyordur. Bu kadar basit daha. Hepsi diyor barış ama barıştan kasıt ya esirlerin iadesini istiyorlar. Gazze umurlarında değil yani. Orada o katliam umurlarında değil. Hatta o onlar için büyük bir ibadettir. Onlar öldürdükçe Allah'a ulaştıklarına inanıyorlar. Ya daha çok ilahlaştıklarına inanan sapık bir yapıya sahip. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanlar Yahudilerle savaşmadıkça kıyamet kopmayacaktır demiştir. Bu savaş gerçekleşecek. Ve ben size şunu da söyleyeyim. Bugün Orta Doğu'da Kürtler, Türkler, Araplar, Farslar var. Ve kıyamet alametleriyle alakalı rivayetlerde de bu kavimler zikrediliyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in bir ne diyoruz mucizesidir. Gayipten ve gelecekten haber verdiği durumlardır. Bu kavimler yaşıyor ve bu kavimler o savaşın içinde olacak.
Ve bugün Siyonizmin attığı adımlar, İsrail'in, Amerika'nın ve diğerlerinin işte Büyük Kürdistan projeleri, bilmem ne projeleri, Orta Doğu'nun parçalanması, devletlerin yıkıma, halkların, milletlerin, kavimlere, bölümlere ayrılması bile tamamen o projenin adımlarıdır. İllerde çıkacak olan büyük savaşa hazırlıktır. O harpte Müslümanlar galip gelecek, Yahudiler öldürüleceklerdir diyor. Yani illa İslam galip gelecek. Yani bu başta Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Merhame-i Kübra'da da Müslümanların galip geleceğini, sonuçta Mehdi Aleyhisselam'ın, İsa Aleyhisselam'ın ve Yahudilerle, Hristiyanlar ve aynı keza bütün onlarla beraber hareket eden küfür topluluklarının, devletlerinin başında Deccal'ın olacağını, sonuç itibariyle başkomutanları öldürülecek, orduları dağılacak, hatta tabiri caizse Tevrat'ta o günkü, bak düşünün ki bundan belki 7000, 8000 yıl önce girmiş olan Tevrat'a göre milyarlarca askerin öleceğini söylüyor. 1 milyar askerin öleceğini söylüyor. Bu 5000 yıl önceki metinlerde geçiyor. 5000 yıl önceki metinlerde insan nüfusu da bence 1-2 milyon yoktu yani. O kadar muazzam bir savaştan bahsediliyor. Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Merhame-i Kübra dediğimiz, yani et kıyımı, yeryüzünün ete doyması, her tarafın insan parçalarıyla dolacağı çok korkunç bir savaştan bahsediliyor. Bu savaşta ancak neyle olur? Nükleerle olur, ağır silahlarla olur. Bugün geldiğimiz durumda böyle bir savaşa uygun bir zemini oluşturmuş bir dünyada yaşıyoruz. Onun için Allah'ın Resulü, yani o kadar Yahudilerin o dönemde o Merhame-i Kübra süreciyle çıkaracakları o fitnelerden dolayı yeryüzünün dile geleceğini, ağaçların, taşların hepsinin dile gelip diyecek ki ey Müslüman gel arkanda bir fitne var onu yok et. Öldür ya, gel şu Yahudi öldür de yeryüzünü bunların fitnelerinden emin olsun, azat olsun, hürriyet bulsun diyecek. Sadece Garkat ağacı müstesna, çünkü o Yahudi ağacıdır diyor. Bugünkü palmiye ağaçları. Yani o ağaçların Yahudileri gizleyeceğini ama onun dışında yeryüzünün hepsinin dile geleceğini açık ve net olarak bildiriyor. Müslüm'ün iman 247'de verdiği bir rivayette Cabir bin Abdullah. Hazreti Cabir diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetimden bir grup, bak ümmetimden bir grup hak için muzaffer şekilde mücadeleyi kıyamet gününe kadar devam edecek. Yani aslında şu bir gerçek ve hakikat, hiç kimse vazgeçilmez değildir. Bir cemaat Kur'an ve sünnet çizgisinde mücadele verir, bir gün çizgisini bozarsa Allah onlardan yenisini çıkarır. Onlar mağlup olur ama yenileri galip olur. Ama kıyamete kadar İslam küfre karşı galip gelecek. İslam bazen Müslümanlar gerilese, inançları zayıflasa, Müslüman yapılar dağılsa, Müslümanlar yenilse ama ne olursa olsun Allahu Teala mutlak olarak zaferi eli sonunda kıyamete yakın bir dönemde bu ümmete nasip edeceğini söylüyor. Diyor ki hatta devam edecektir. O zaman İsa İbnül Meryem iner. Bu Müslümanların reisi, gel bize namaz kıldırt der. Bu Müslümanların reisi dediğimiz Mehdi Aleyhisselam'dır. Zaten Mehdi lakaptır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mehdi Aleyhisselam'ın hidayete ermiş, takvalı, zahit, abid, alim bir insan olduğundan dolayı hidayet üzerine olmasından dolayı ona el-Mehdi demiştir. Yani hidayet üzerine olduğu için, gerçek bir mümin olduğu için, zahit bir mümin olduğu için ona el-Mehdi demiştir. Onun lakabıdır. Yoksa biri çıkıp da ben Mehdi'yim, öbürü dese ben Mehdi'yim, yok büyük Mehdi benim dese ne yazar? Sonuçta insanlar amelleriyle, fiilleriyle, yaşantılarıyla, amelleriyle, en önemlisi Allahu Teala gerçek müminlerin kalbine onu oturtacak. Bir Müslüman onu görünce, gerçek bir mümin onu görünce diyecek ki vallahi bu odur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem özellik ve niteliklerini verdiği zat budur diyecek, kanaat edecek. Onun, hatta onunla alakalı rivayetlerde ne diyor? Döneminin en büyük alimidir. Yani ilimde onun üstüne bir insan yok. O şeriata da, İslam'a da birebir vakıf bir insandır. Ondan dolayı yani Mehdi Aleyhisselam geliş süreçte her şeyi söylüyor. Müslümanların reisi gel bize namaz kıldır diyecektir ki bu neresidir? Mescid-i Aksa'dır. Mehdi Aleyhisselam bugünkü Mısır'ı ve Maghrib dediğimiz bölgeyi, Arabistan, Ciziretul Arab'ı hepsini fethetti. Belki Irak'ı, Şam'ı fethetti. Ve gördüğümüz Kudüs ve o şehre yerleşti. Yahudiler yenildi. Tarumar oldular. Devletleri ellerinden gitti. İktidarları, demir kubbeleri, çelik abraha silahları ellerinden gitti. Sıfıra vurdular. Doğal olarak o övündükleri markavalar, abrahamlar pıs çıktı. Yenildiler yani. Sonuç itibariyle yenilecekler. Bu Allah'ın vaadidir ve bu haktır ve mutlaka gerçekleşecek. Biz görelim, görmeyelim bu olacak.
Onun üzerine fakat Hazreti İsa Aleyhisselam diyecek ki hayır, Allah'ın bu ümmette bir ikramı olarak siz birbirinize emirler, imamlar tayin edildiniz. Onun için onunla Hazreti Mehdi'ye tabi olup arkasında namaz kılacağız söylenir. Hatta bak şöyle bir durum da var. Bazıları diyorlar ki ya İsa Aleyhisselam Resul ve Nebi değil midir? Nasıl oluyor da son peygamber Hatemül Enbiya Resulullah Aleyhisselatü Vesselamken İsa Aleyhisselam gökten iniyor? Aslında bunun anlamı da çok basittir. Hazreti İsa Aleyhisselam ahir zamanda geldiği zaman Kur'an'ı yeryüzünde uygulayacak, tatbik edecektir. İncil'i de Kur'an ile hükmedecek. Hatta bazıları onun için ne diyor? Diyor ki İsra Miraç'ta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i görüp onunla tanışıp sohbet ettiği için ona ashabı olarak gözüyle bakacak. Ama Hazreti İsa Aleyhisselam ahir zamanda indiği zaman bir peygamber olarak inmiyor. O da bir mümin, salih bir insan olarak geliyor. Ve Mehdi Aleyhisselam'ın vefatıyla beraber İslam ümmetini, Hristiyanların ahlakı güzel olan ve gerçek anlamda İsa Aleyhisselam'a iman edenleri de dahil olmak üzere hepsi iman edecek. Ve yeryüzünde İslam dinini ve şeriatını bütün bid'at, hurafe, tahrifatlardan arındıracak, tertemiz edecek. Hiçbir bid'at ve hurafe, hiçbir batıl ideoloji bırakmayacak, tertemiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bize ulaşmış olan şeriatı birebir tatbik edecek ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle diyor. O da 40 yıl yaşadıktan sonra da kıyamet kopacağını söylüyor. Ama mutlaka bu gerçekleşecek. Hatta şöyle bir durum da var. Hristiyan dünyasının İsrail devletinin kurulmasına yardım etmesi İsrail hamiliğinin altında şu yapmaktadır. Evangelik inancına göre Armageddon başlangıcının ilk adımı büyük bir Müslüman-Yahudi savaşıdır. Yani bizim nasıl inanıyorsak, şimdi bazıları diyor ki, mesela belki dikkat ederseniz bazen deist olanlar, İslam düşmanı olanlar diyorlar ki ya Kur'an-ı Kerim, Tevrat, İncil birbirine çok benziyorlar. Demek ki Kur'an onlardan çalmış. Hayır, aslında aynı vahye dayandıkları için ve gerçekte olacak olan şeyler birebir doğru olarak hepsinde tahrif edilmeden gelmiş olan bütün bilgiler birebir uyuşuyor. Uyuşuyor. Uyuşma sebebi kandilin tek olmasıdır. Yani hepsinin vahiy olmasıdır. Allah-u Teala'dan gelmesi. Aslında yeryüzüne 313 tane kitap inmiştir. Bu 313 kitaptan sadece Allah-u Teala 4'ünü haber veriyor. O da Orta Doğu'da inenler. Dünyanın değişik yerlerde bugün Hindistan'da, Çin'de, Japonya'da veya İnkalar, Mayalar bilmem nerede inen kitaplar bahsedilmiyor. Sadece Orta Doğu'da gördüğünüz o Allah-u Teala'nın kutsal gördüğü ilk insanların adım attı. İnsanların ilk yaşadığı coğrafya olarak kabul edilen bu Orta Doğu'da gelen Resul ve Nebiler zikredilmiş. Hepsi de orada. Çok garip bir şey. Kıyamet sürecinde vuku bulacağı yer orasıdır. Hem Tevrat'a, hem İncil'e, hem Kur'an'a göre de orasıdır. Ve çok garip bir şey, yani Yahudilerin ve Hristiyanların kıyametin başlangıcı olarak gösterdikleri yer bugün Suriye topraklarıdır. Aynı keza Kur'an'ın da gösterdiği yer Suriye toprağıdır. Onun için dikkat edin, Yahudiler ilk adımı attı. Hem bir taraftan Şia'yı kullandılar, bir taraftan Amerika, bir taraftan komünist Kürtler, bir taraftan Esad gibi zalim ateist biri kullandı. Suriye halkı dünyanın dört bir yanına sürgün edildi, nüfus seyrekleştirildi. Ne için? İllerde İsrail'in işgali için. İsrail aslında büyük bir savaş çıkarmadan bu coğrafyayı işgal edemeyeceğini iyi biliyor. Onun için 3. Dünya Savaşı'nın fitilini tutuşturuyor, hazırlığını da yapıyor. Emin olun var olan bütün devletler de itaat edecek, bu savaş çıkarılacak. Neden diyeceksin? Çünkü hepsinin istisnasız, bazen böyle televizyonlarda böyle yorumcular var ya, konuşuyorlar, çok uyuz oluyorum onlara. Diyorlar ki ya Amerika bu savaşı durdurabilir. Ya Amerika kimdir? İsrail'in tabiri caizse boynunda tasması bulunan köpeğidir ya. Köpek efendisine mi emredecek, hüküm verecek? Köpek köpekliğini yapacak. O da onun köpeğidir. Var olan bütün devletler de onun köpeğidir. Hepsi bugün Avrupa'nın medeni hukuku, Roma hukuku diye övüne övüne bitiremedikleri hukuku İsrail çiğnerken neden Avrupa'dan ses çıkmıyor? Çünkü onlar da onun köpekleri. Hepsi köpeği. Hiçbiri ses çıkarmıyor. Çıkarma cesareti yok. Çok garip bir şey. İsrail'i uluslararası mahkemeye şikayet eden Güney Afrika Cumhuriyeti'dir. Hristiyandır. 56 tane güya İslam devleti var. Hele bizimkiler yani kırmızı çizgi gördükleri şeylerden dolayı neden hiç ses çıkarmadılar? Neden onlar vermediler? Veremediler, yemedi yani. Düşünün, hiçbir yemedi. Yani o derece Siyonizmin dünyada muazzam bir güç ve otoritesi var.
Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müslüman-Yahudi savaşının çıkacağını söylüyor. Bugün Gazze ile İsrail arasında olan değil, gerçek anlamda karşı karşıya gelinecek ve Siyonizmi yeryüzünden silecek olan savaş. Onun için bak ben size şunu söyleyeyim. Bugün Tevrat'ta, İncil'de, bugün Hristiyan alemi de, bugün Yahudiler de şunu çok iyi biliyor. Dünyada onların karşısında durabilecek tek bir din var, o da İslam'dır. O dinin zayıflatılması için ne gerekiyorsa sınırsız yapılmalıdır. Eğer birbirlerine düşürülecekse bunun için faaliyetler yürütülmeli. Geçmişte İngilizler sömürge bakanlığı olduğu dönemde İslam coğrafyasına fitneler sokmuyorlar mıydı? Bu meşhur Lawrence'in meşhur hatıralarında ve yazdığı kitaplarda işte İngiliz parlamentosunda beyler Muhammed'in ümmetine 1000 topun vermeyeceği zararı kadın ile içki verir diyen onlar değil miydi? Coğrafyaya içki sokan onlar değil mi? Ya Türkiye Cumhuriyeti kuruldu, Kur'anlar kalktılar, 8-10 tane bira fabrikası, içki fabrikası, rakı fabrikası açtılar. Ülke savaştan çıkmış, inanç olarak bu insanlar bunun zıttıyken neden bunlar rakı bira fabrikaları açıp millete içirttiriyorlardı? Çünkü amaçları ancak içkiyle beyinleri uyuşturulmuş insandı. Bugün de eroin, kokainle, metle ve daha nice kimyasallarla bizim gençlerimizin beyni uyuşturuluyor. Zihniyetleri, inançları, her şeyleri ellerinden alıyor. İnanın ki dünyadaki bu eroin, kokain işin altında kim var? Ya düşünün, sigarayı dünyaya kim yaydı? Bugün milyarlarca insanı tütün ile sömüren kim? Yahudiler. Ya adamlar Amerika'yı fethedince baktılar ki Kızılderililer bir ot içiyor. Tütün çekiyorlar. Neymiş? Onlar o zaman barış çubuğu diyorlardı. Kızılderililer barıştıkları zaman karşılıklı içiyorlarmış, barışıyorlarmış. Barış çubuğu dedi. Yahudiler baktı. O bu işte sermaye var. Hemen sigara fabrikaları açarak dünyaya bunu yaydılar. 300-400 yılda bütün dünyayı müptela ettiler. Şimdi eroin kokainin önünü açmışlar. Onlar üretiyor, dünyaya satıyorlar. Gidin ya Belçika'da düşünebiliyor musunuz? Bugün bütün elmas Afrika'dan çıkıyor. Elmas da, yakut da, diğerleri de Afrika'dan çıkıyor. İnanın ki Afrika'da gidin bir belgesellerde bakın. Afrika'da teneke barakalarda alınıp satılıyor. Elmas. Ve nerede işletiliyor? Belçika. Gidin Belçika'da dünyanın tek elmas şeyi vardır. Ne diyorlar? Borsası vardır. İnanın ki borsanın %90'ı Yahudilerdi. Fotoğraf görüntülerini gördüm, şok oldum. Komple Yahudi. Ya komple onların elinde ya. Düşünebiliyor musun? Adamlar hayatında elmas görmemiş. Borsası Belçika'da komple bu işi yapanlar Yahudiler. Adamlar karın tokluğuna o elmasları satıyorlar. Başkaları işletiyor ve müthiş paralar kazanıyorlar. Ve her şey öyle. Bizim borumuz çıkıyor. Burada 10 dolara mı satıyorlarmış? Ne gidiyormuş Türkiye'ye dönünce 1000 dolar. Hepsi böyle. Bütün sistem bu. Adamlar bir teknoloji üretmiş. Mesela solucan, tünel açma solucanı. Asla hiçbir devlete satmıyorlar. Kiralıyorlar. Zaten bir ülkeye bir kiralana verdiği zaman 10 tane solucanın parasını adam çıkarıyor. Tek seferde. Niye satsın teknolojisini? Niye satsın? Aptal mı? Öyle kiraya veriyor. Ona kira, buna kira. Onu sömür, bunu sömür. Bugün petrolün komple hepsini Yahudiler çıkarıyor. Hiçbir devlet kendi tek başına çıkaramaz. En fazla çıkaracağı birkaç kilometre yerin altıdır. Çünkü teknolojileri ona yetmiyor. Ama kimde var? Gene Siyonizm'de var. O gelir, senin petrolünü çıkarır, yeraltı madenlerini çıkarır, %51'i, %58'i, %60'ı ona kalır. Gerisi senindir. O da onlar da %90'ını yer, %10'ını hakkıyla paylaşır. Bugün Kenya muazzam bir petrol üreticisidir. Halkı geçen gün şeyden dolayı sokağa dökülmedi mi? Açlıktan dolayı, fakirlikten dolayı. Bugün Afrika müthiş zenginlikleri var ama hala garibanla, hala biz onlara sadaka gönderiyoruz. Hepsinin üstündeki elbiseyi yırtık pırtık ama yer altları hazine kaynıyor. İşte böyle sömürüyor. Biz de öyleyiz, o da öyle, bu da öyle. Düşünsene geliyorlarmış, altın çıkarıyor. Altının işte 50 milyon dolarını, 100 milyon dolarını devlete bırakıyor. Adam milyar dolarını da götürüyor. Ne güzel, vergi de vermiyor, bir şey de yapmıyor, toprağını da kirletiyor, gidip işini görüp gidiyor. Taşar onlara iş yaptırıyorlar. Sistem böyle işliyor. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ahir zamanda büyük bir savaşın olacağını ve Allahu Teala göstermesin ama yavaş yavaş biz o savaşa doğru gidiyoruz. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu ümmetin devreler yaşayacağını, zulüm ve karanlık dönemin geleceğini, yani küfrün azgınlaştığı, İslam'ın zayıfladığı, Müslümanların ezildiği bir dönemin, ondan sonra da aynen Raşid Hilafet gibi
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in dönemi gibi yeni bir dönemin geleceğini, İslam'ın bir daha yeryüzüne hakim olacağını söylüyor. Ama diyor ki nübüvvet benim vefatımla bitecek. Sonra Raşid hilafet, sonra saltanat, sonra zulüm. Küfrün tamamen hakimiyeti dönemi. O da 100 yıldır devam ediyor. 1916'dan sonra Osmanlı Devleti'nin savaşa girmesinden sonra İslam'ın son devleti yıkıldı. Ve bir daha Müslümanlar bugüne kadar belini doğrultmadı. Bugün Afganistan'da İslami bir emirlik var. Zaten kıyamet alametlerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlardan da bahsediyor. Ya çok garip bir şey, onların devlet kuracağını da söylüyor. Diyor ki Atikan, Talikan diye geçer hadislerde. Talikan kendisine yazık etti. Halbuki orada Allah'ın hazineleri altın ve mücevher olmayan hazineleri vardır. Onlar ahir zaman Mehdi'sinin diyor öncüleridir. Çok garip, bak şu anda bir devlet kuruldu ve Hanefi mezhebine göre Maturidi, her ne kadar bazı tekvirci gruplar onları Müslüman da görmüyorsa ama bu İslami devlet kuruldu. Bu da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in haber verdiği Melhame-i Kübra sürecinin bir parçası. Yavaş yavaş kıyamete gidiyoruz, yavaş yavaş bir savaşa gidiyoruz ve artık yavaş yavaş devletler hazırlanmaya da başladılar. Şu anda bütün dünya devletleri silah sanayisini devreye sokmuş, çalışıyor. Herkes yüz milyarlarca dolar, euro para yatırmaya başladı. Çünkü herkes seferberliğini ilan etmiş, hazırlanıyor. Hepsi biliyor bir savaş var. Ve bu savaşta mutlaka olacak olanın kendilerinin olmaması için tedbir almaya başlamışlar. Demek ki gerçekten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olacak olanı haber vermiş. Biz Müslümanlar dışında bütün dünya hazırlanmış. Ve hazırlık devam ediyor. Belki 10 sene, belki 5 sene, belki 20 sene sonra, belki 3 sene sonra bir patlak verecek. Bir bakacağız üzerimize radyasyon bulutları geldi. İstanbul nüfusu yarısı Allah rahmet etsin. Yarısını Allah rahmet etsin. Geri kalanlarını biz nükleer savaşların ne kadar tehlikeli olduğunu bilmiyoruz. Nükleer yeryüzündeki en tehlikeli şeydir. Eğer bir sefer radyasyon dünyaya bulaşırsa onun yeryüzünden silinmesi yüzlerce yıl alır. Yüzlerce yıl boyunca bitki bile yetişmeyecek duruma gelir. Yaşarsa hamam böcekleri yaşar. Başka kimse yaşayamaz yani. Hamam böceklerin yüksek radyasyona dayanıklı olduğunu, kanının da biliyorsunuz kırmızı değil farklı bir renktedir. Onun dayandığını, birkaç salyangoz türünün dayandığını ama onun dışında kimse dayanmadığını, yaşayan insanlar da kanserle boğuşuyorlar. Doğacak çocukların hepsi genetik bozukluklarla doğacak. Yani insanoğlu sonunu getirecek. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zikrettiği hadislerde bahsettiği de bu. Onun için Muaz bin Cebel diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resul Beytül Makdis'in imarı Yesrib'in harabından bahsetmiştir. Allah'ın Resulü Medine'nin yıkılacağını söylemiş. Mescid-i Aksa'nın demek ki bak imarı Hazreti Mehdi aleyhisselamın yeniden onun inşası, hatta kıyamet savaşı Melhame-i Kübra'nın da Mescid-i Aksa'nın yıkılmasıyla başlayacak. İsrail yıllarca bileniyor. Yani düşünün ki Mescid-i Aksa'nın altındaki kayalara asit dökerek kayalar eritip doğal olarak o mescidin yıkılması için çalışıyor. 20-30 yıldır çalışıyor. Neymiş? Arkeolojik çalışma yapıyormuş. Arkeolojik olarak Hazreti Süleyman'dan kalma Mescid-i Aksa'nın altında tüneller varmış. Kendi açıyor. Yıktırılmak için çalışıyor. Ve bunları iddia ediyor. Onun için Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Beytül Makdis'in imarı Yesrib'in harabı. Yesrib'in harabı Melhame'nin savaşının çıkmasıyladır diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Melhame İstanbul'un fethi, İstanbul'un fethi de Cal'in çıkmasıdır buyurdular. Sonra elini Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam konuşmakta olduğu kimsenin Muaz'ın dizine vurdu. Senin burada oturuyor olman nasıl gerçekse bu anlattıkların da gerçekleşecek demiştir. Ve sadakna ya Resulullah mutlaka gerçekleşecek. Bunda zerre kadar şüphe duymuyorum. Şu anki dünyanın hazırlığı bile bunun doğruluğunu açık ve net olarak ortaya koyuyor. Önemli olan bu ümmetin Hazreti Mehdi aleyhisselam gelmeden önce hazırlık yapması. Küfür bu kadar hazır bir şekilde muazzam bir sanayi işleterek muazzam silahlanıyorken Müslümanların sadece birbirlerini kemirmeleri, fındık fareleri gibi birbirlerini kemirmeleri, birbirlerine düşmanlık yapmaları dışında bir şey yapmamaları sadece onların sonunu hızlandırır, akıbetlerini daha kötüye götürür. Hatta Nafi bin Utbe bin Vakkas radıyallahu anh diyor ki Arap Yarımadası'yla savaşacaksınız. Bak, bu kıyamet öncesi Mehdi aleyhisselamdır. Ha. Ben bazen derslerimde diyorum ya Mehdi aleyhisselam çıkınca elinde silahıyla çıkacak. Bir komutan olarak çıkacak ve büyük bir savaş başlatacak. Öyle
Bizimkiler TikTok'ta, Facebook'ta, Twitter'da Mehdi geliyor, kalkın bilmem ne hikayelerine benzemiyor. O Mekke'de çıkacak, en barbar devlet olan Suudi Amerika'yı yıkacak, arkasından yönelecek hepsine. Hiçbiri de tutunamayacak. Çünkü o siyah sancaktır, o yalancı sancak değil. Yani bundan 8-10 sene önce çıkan Dahiş şey bayrağı değil. O gerçek hilafet bayrağıdır ve o esecek, gürleyecek. İslam'ın hakimiyet sağladığı en son köye kadar fethedecek. Hiçbir yer kalmayacak. Çin'e kadar, Hindistan, Rusya'ya kadar bütün Asya ve Avrupa'yı fethedecek. Hatta Avrupa'dan 54 şehri fethedecek yani. Bu hadislerde geçiyor. Bugün Endülüs, İspanya, İtalya, Sicilya vesaire, İslam'ın hakim olduğu Girit, ondan sonra Osmanlı fethettiği topraklar, girdiği yerler, daha önceki İslam devletlerinden fethetti. Hepsini fethedecek. Ondan sonra vefat edecek. Hazreti Mehdi Aleyhisselam vefatıyla iktidar İsa Aleyhisselam'a geçecek. Sonra da kıyamet süreci başlıyor. Çünkü İsa Aleyhisselam vefatıyla insanoğlu çığırından gene çıkacak. Zaten insanlar güce tapar. Güç kimden yanaysa onun yanındadırlar. Bugün komünizm gelsin, bizim o şakşakçı alimler var ya, o yalaka malaka, para perestler. Hemen komünistin yanında yer alacak, onları alkışlayacaklar. Çünkü onlar iktidar ve güce tapıyorlar. Yani Allah-u Teala onlar için sadece bir paravan. Gerçekte onların hiçbir Rabbine hakkıyla samimi bir şekilde inanmıyor. Hepsi nefsine, menfaatine, çıkarına, makamına tapıyor. Hatta aleyhissalatü vesselam Deccal'ın yanında 70 bin başı sarıklı alim bulunacak. Onlara diyecekler, peşinden gittiğiniz bu adam Deccal değil mi? Bilmiyor musunuz, Resulullah bunun helak olacağını söylüyor. Onlar diyorlar ki biz ona inanmıyoruz ama çoluk çocuğumuzun rızkı için yanında duruyoruz. Ama bu onların da helak olma sebebidir diyor Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yani inan, anlatsak yüzlerce sahih rivayet var ama vaktimiz çok abdar. Ondan dolayı velhasili kelam 3. Dünya Savaşı yavaş yavaş dünyada hazırlansın, biz de hazırlanalım. Çünkü gerçekten desek de demesek de gelmeye başladı yani. Çünkü Siyonizm azdı, kudurdu yani. O kadar kibirli ve şımarık bir şekilde hareket ediyor ki artık kendi projelerini gizlemiyor ya. Hiç gizleme ihtiyacı duyuyor. Bütün dünya uyarıyor. Diyor ki Gazze'ye girme. Bak böyle olacak. Hiç takmıyor, giriyor. Sonra diyorlar bak Lübnan'a yönelme. Bölgesel bir çatışma arkasından taraflar girecek. Sonuçta Amerika bugüne kadar belli bir ülkeleri işgal etmiyorsa korktur. Rusya ve Çin'dir. Onların iktidar ve gücüdür. Dünyada artık bir şey var. Ha, güç dengesi var. Artık globalleşme var. Artık dünya devletlerin değil şirketlerin eline geçmeye başladı. Şirketler devletleri yönetiyorlar. Bir şirket var ya, sermayesi 10 devletin sermayesinden fazla. Adam parmağıyla oynatıyor onlar. Amerika'yı kimler yönetiyor? Yahudi şirketleri yönetiyor. Avrupa'yı kimler yönetiyor? Siyonist şirketler yönetiyor. Bizi kim yönetiyor? Siyonist şirketler yönetiyor. Kim yönetiyor? Kimi yönetmiyorlar? Netanyahu çıkıp da Arap liderleri koltuklarınızı, keyfinizi, konforunuzu, sümaşaşın terbiyesiz konuşmak istemiyorum. Şuyunuzu buyunuzu düşünüyorsanız oturun, oturduğunuz yerde susun. İt gibi susun deyince it gibi susuyorlarsa demek ki ne kadar güçlü olduklarını gösteriyor. Yoksa hiç mi aralarında şerefli bir erkek yoktu? Yokmuş ya. Hiçbirinin şerefi yok. Şerefleri para ve menfaatleri. Yani dünyadır. Dünya onların ilahıdır. O taptıkları dünya da onların hepsini ebedi cehenneme sürecek. Onun için gerçekten Müslümanlar hazır olmalı, hazır olmaya da devam etmelidir. Allah-u Teala bizi hidayetten, haktan, tevhidden ayırmasın. İlahi salli ve sellim ya Rabbi ala habibike Muhammed Mustafa ve ala ali kulli ashabi kulli ecma'in ve şuhada'i ve salihin. Lillahi Teala el-Fatiha. Tamassalatullahi aleyhi ve sellem.